Evet, coğrafi keşiflerin hemen ardından Rönesans dediğimiz o meşhur dönem başlıyor galiba. Evet. Hadi hayırlısı bakalım. Buyurunuz, neler anlatacaksınız bize? Çok şık bir devir. Çok şık resimler göreceğiz, görseller göreceğiz. Çünkü... Herkes para dolu. Rönesans deyince resim, heykel, yani güzel sanatlar, edebiyat, düşünce, bilim, yani bütün güzel şeylerin gelişmesi. Peki neden coğrafi keşiflerden önce gelişmiyordu? Kilisenin baskısıyla mı yoksa? Sanat parasız pek olmuyor. Yani. Çok çok şey bir laf oldu. Yani gerçekten de şimdi bu resimler için bir kere boyalar lazım. Boyalar da günümüzdeki kadar hani kolay sahip olunan şeyler değil. Hem pahalı hem üretimi zor. Hı hı. Dolayısıyla da o boyalar pahalı. Ressamlar yani ressam olmak için normal gündelik hayattaki işlerini bir kenara koyup resme vakit ayırmak için önce kendi karnını doyurman lazım. Hı hı. Dolayısıyla bu belirli bir doymuşluk seviyesiyle yapılabilecek bir şey. Hem zaman hem de maddi anlamda ancak o zamana denk geliyor yani. Peki nasıl oluyor bu iş? Ya da Rönesans ne demek? Bilim, güzel sanatlar ve edebiyatta yenilik. Yani yeniden doğuş demek. Ne oluyor da yeniden doğuyorlar? Neyden yeniden doğuyorlar? Antik Yunan ve Roma bilgilerinin, sanatının yeniden gündeme getirilmesi ve bunun geliştirilmesi esasında. Yani hiç ortada olmayan bir şeyi geliştirmiyorlar ya da hiç yoktu da o anda ortaya çıkmıyor. Var olan bir şeyleri geliştirme üzerine kurulu. Dolayısıyla biz Rönesans'taki sanatçıların ya da yaptıkları eserlerin çoğunda Yunan ve Roma etkisini, oradaki sanat anlayışını mutlaka gözlemleyebiliyoruz. Tabii nasıl bir fikir akımıyla ortaya çıkıyor? Bir kere her şeyden önemlisi hümanizm ya da hümanizma fikriyle, yani insancılık. Her şey insanlar için, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için, insanları mutlu etmek için, insanlara güzel görünmesi için gibi düşünceler var. Skolastik düşüncenin taban tabana zıttı diyebiliriz. Çünkü skolastik düşünce sadece dini kötüye kullananlara göre diyelim o dönemki kilisenin çıkarlarına uygun olması için yapılıyordu. Hatta bilim, sanat, kültür faaliyetleri kilisenin içinde yapılan faaliyetlerdi. Bilim adamları da çoğunlukla rahiplerden oluşuyordu. Hı hı. Kilisenin içerisindeki çalışma odalarında, hatta kütüphane sadece kilisede vardı ya da soyluların evlerinde. İşte o çalışma odalarında ve kütüphanelerde rahipler bilimi geliştirmeye çalışıyordu. Fakat dini bazı sınırlar içerisinde yapıyorlardı bunu. Hani bu şey gibi bilmem nereye kadar, çok uca kadar giderseniz aşağı düşersiniz. Kilise bunu diyorsa gitmeyelim gibi. O yüzden bilimin de sınırları vardı bu kilise söylemleri nedeniyle. Fakat fark ettiler ki kilise var olan orada mesela İncil'de yazan şeyleri bile doğru söylemiyor. Hı-hı. Onları bile istediği gibi çarpıtıyor, bu fark edildi. Fakat o işte işin dini kısmını etkileyecek. Sanatsal, bilimsel kısmında o bilim adamları gerçekleri daha fazla okuyarak ve çeviriler yaparak, bu çeviriler sayesinde halka da ellerinden geldiğince yaymaya çalışarak gösteriyorlar. Eski Yunan ve Latin eserlerini demiştik zaten ama bu eserlerde en çok özgür insan tipini ortaya koymaya çalışıyorlar. Bulutların üstünde uçan, işte çevrede gezinen, çimlerde uzanan, yani hep bir özgürlük kavramı. Peki merak ediyorum, bu Michelangelo, Leonardo Vinci. Evet. Onlar bu dönemin sanatçıları. Bu dönemin sanatçıları mı? Hatta şey diyoruz onlara, ninja kaplumbağalar. Çizgi filmde vardı ya. O çizgi filmdeki kaplumbağalara ismin verilme nedeni. Ha, Donatello, Rafael. İşte Rafael. Buradaki sanatçılar. Hepsini tanırım falan. Evet, o ninja kaplumbağalar Rönesans sanatçıları. Ya heykeltıraş ya ressam, onları temsil ediyor. Çocuklar öğrensin diye oraya konulmuş. Ne güzel. Yetişkinler öğrenememiş ama. öğrenmiş. Hümanizm de İtalya'da edebiyatta kendini gösteriyor. Yani bazı yerlerde edebiyat daha fazla ilerlerken bazı yerlerde resim ilerliyor. Aslında İtalya'da hepsi eş zamanlı ilerlemiş. O çok yapılarda, mimaride falan da kendini gösteriyor. Dolayısıyla da mimari eserlerinde bir Rönesans izi aradığınızda hemen şaşalı büyük resimler, çok boya ve
Şu yani tavan gerçekten... resimleri, tavan evet. portreleri vesaire hep o dönemden. Detaylı detaylı çizilmiş resimler. Boşmuş demek ki adamlar, bir şey de diyemiyoruz. Ha, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Abi az önce daha unuttum, kusura bakma. Rönesans'ın İtalya'da başlama nedenleri. Yani niye gidip de Fransa'da başlamıyor da İsviçre'de başlamıyor da İtalya'da başlıyor? En önemli sebeplerinden bir tanesi, hemen şöyle gireceğim. Bizans İstanbul'un fethiyle yıkıldı ya. Bizanslı bilim adamları İstanbul'da kalmak istemediler, gittiler. Nereye gidiyor onlar? Floransa'ya gidiyorlar. Floransa da o dönem İtalya şehir devletlerinden bir tanesi. Ve İtalya'da, işte o Floransa'da çeviri yapmaya başlayan Bizanslı bilim adamları Grekçeden Latince'ye, Latince'den İtalyanca'ya, işte İtalyanca'dan İngilizce'ye, çeşitli çeşitli dillere çeviriler yapıyorlar. Yani bilimi bütün dünyaya yayıyor. Nereden yayılıyor? İtalya'dan. O zaman bir başlangıç noktası varsa bütün etkileşim ilk önce orada oluyor. Hı hı. Orada konuşulur hale geliyor. Orada beyin fırtınası ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da en temel nedeni bu diyoruz. Onun dışında tabii İtalya'nın hem doğuyla hem batıyla ticaret sayesinde ilişki kurabilmesi önemli nedenlerden bir tanesi. Ama o dönemde Doğu'nun bilimi daha ileri olduğu için hani Batı'yı unutmuşlar, şimdi işte aydınlatacaklar. Doğu'nun bilimini alıp eski Batı ile birleştirme oranı yüksek olan bir yer. Bunu yapabiliyorlar. Ve İtalyanlar çok zengin. Yani tarım arazileri o kadar verimli ki, mesela Toskana, işte yani o kadar, yani şey derler, cep telefonu eksen cep telefonu çıkar derler. O kadar verimli. Yani ektikleri her şeyden böyle fazla fazla verim oluyor. Bu verim sayesinde, tarımdan gelen bu verimlilik sayesinde yaptıkları ticarette de çok zenginleşiyorlar. Yani İtalya'nın her şehir devletini ayrı ayrı oldukça zengin devletler olarak kabul edebiliyoruz. Dolayısıyla da sanat için para ihtiyaç var dedik. İşte o para İtalya'da mevcut. O yüzden de İtalya'da başlıyor. Genel olarak peki Rönesans niye çıktı? Az önce bahsettiğimiz gibi Bizans bilim adamlarının tabii ki etkisi var. Fakat işte coğrafi keşiflerle beraber zenginleşen bir burjuva sınıfı var. Ve burjuva sınıfı ile beraber mesen denilen bir sınıf ortaya çıkıyor. Yani bilim adamlarını, sanatçıları koruyan, kollayan, onlara hamilik yapan ya da diğer adıyla günümüz şekliyle diyeyim sponsor olan aileler bunlar. Yani bir sınıf, ama bu sınıf genelde başlangıçta soylu olmayan ve bu sayede soylu gibi görünmeye başlayacak. Bundan sonra soylu statüsünde görünce kendi reklamını yapan aileler. Bu aileler bir ressamı alıyor. Diyorlar ki bizim aile resmimizi yap. Aynı soylularda olduğu gibi işte aile büyüğümüzün resmini yap. Portresini yap. İşte ressamlara büyük paralar ödeyip o dönemki meşhur olan kim varsa ya da meşhur etmek istedikleri kim varsa büyük paralar ödeyip onların hem maddi açıdan ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar, hem de onlara yeteri kadar zamanı tanımış oluyorlar. Yani iki tarafında kazandığı bir çalışma oluyor. Böyle bir çalışma. Ve günümüzdeki o birçok şaheser denilen eser o zamandan bu zamana taşınıyor. Evet, yani milyon dolarlar eden o eserler. Onun haricinde tabii matbaanın varlığı, o çeviriler matbaa olmasaydı, özellikle de Gutenberg matbaasında Almanya'da örneğin basılmasaydı çok fazla yere yayılma şansı elde edilemeyecekti. Matbaanın tabii Çin'de bulunması önemli, ama Çin'de bulunmuş haliyle değil de Avrupa'da geliştirilmiş haliyle kullanılması. Yine teknolojinin gelişmesiyle eş zamanlı olarak Rönesans'a denk geliyor. Skolastik düşünce zaten önemini yitiriyor demiştik. İşte coğrafi keşiflerle kiliseye duyulan güven azalmıştı. Dolayısıyla da skolastik düşünce yerine artık insancılık dediğimiz o hümanizma yerini alıyor. Ve o yaygınlaşır hale geliyor. Onun dışında Roma ve Yunanlılarla İslam kültürünün birleştirilmesi ve yeni bir şey ortaya çıkması. Yani bir sentezin ortaya çıkması var ki biz bunu... Büyük İskender döneminde, yani Makedonya Krallığı'nda ilk çağda görmüştük. Şimdi yeni çağda onun benzeri bir durum var ve ondan daha gelişmiş bir çalışma ortaya çıkıyor. Onun dışında tabii ki hani Doğu daha ilerideydi ya, Orta Çağ boyunca, Orta Çağ'da skolastik düşünce vardı Avrupa'da, fakat Doğu'da öyle değildi. O Doğu'da bulunanlar Arapçadan
artık Latince'ye çevrilmeye başlanıyor. Yani Batı'nınkileri evet öğrendi Latince'den, kendi dilini hemen İtalyanca, İngilizce falan çevirdi ama Araplardakini de çeviriyor. İşte öyle öyle Doğu Batı sentezini yapıyor. Hı hı. Bu da çok önemli. Kimlerden faydalanıyorlar? İbn Sina'nın tıp alanındaki eserlerinden, İbn Heyzem'in fizik ve astronomi hakkındaki eserlerinden faydalanıyorlar. Hatta günümüzde bile zaman zaman dönülüp tekrar onların yaptığı şeylere bakıldığı oluyor, ihtiyaç duyulduğu oluyor. Bir de tabii kağıt yapımı. Yani matbaa evet kullanıyor da ne basacağız içerisinde? Kağıdın da 1001 tane çeşidi var. O dönemde 1001 tane çeşit yok. Yeni yeni işte üretiliyor. Kimi ülkesinde papirüs yapıyor. Kimi daha farklı parşömen mesela kullanıyor. Ama artık geliştirile bu matbaada basılacak hale gelen bir kağıt oluşturuluyor. Hangi ülkede neler ortaya çıkmış? İtalya'da az önce bahsettiğimiz gibi Leonardo da Vinci Mona Lisa, meşhur Mona Lisa portresini yapıyor. Milano'da bir manastıra son akşam yemeği gibi yine milyon dolarlar eden başka bir çalışmasını şu resim, yapıyor. Şöyle çeviriyor. Böyle uzun bir masa. Yine aynı döneme denk gelen Michelangelo ve Rafael de yine çok çok önemli ressam ve heykeltıraşlar arasında kabul edilir. Almanya'da ise üniversite öğrencileri olacak öğrencilerimiz öğrenecekler ki Erasmus. Yurt dışı değişim programlarında ismini çokça duyacaklar. Röplen ve Luther, yani Martin Luther King gibi humanistler öne çıkan kişiler oluyor. Martin Luther King'in artık çeviriler konusunda İncil'i de çevirmeliyiz anlayışı, yani dini olarak da artık kitapların çevirebilir olmaya başlaması reformda, yani dindeki değişikliklere alan sağlamış oluyor. Bir açı oluşturuyor aslında. İngiltere'de hepimizin tanıdığı olmak ya da olmamak diyen Hamlet, Shakespeare'in Hamlet, Macbeth, Otello, Kral Lear gibi Türkiye'de de sahnelenen bir sürü tiyatro eserini yazdığını biliyoruz. Tabii İngiltere diyoruz ama Shakespeare'in bu yazılarını özellikle de Hamlet diyebilirim ya da karışıyor olabilirim ya. Romeo ve Juliet'te pardon. Romeo ve Juliet'te işte İtalyanlardaki aileleri gözlemleyip ya da o dönemde bunları yazan birinden etkilenip bunları kendi kaleme aldığı ve onun adıyla meşhur edildiğine dair de söylentiler var. Ama tabii bunu geliştirmiş ve o dile yaymış olması, yeni kelimeler katmış olması yine önemli bir adam olduğunu gösterir. Şimdi hemen gömmeyelim. Shakespeare yani. Fransa ise Montaigne'in denemeleri çok meşhurdur. Yine edebiyat dersinde görmüşsünüzdür. Onun denemeleri öne çıkar ve insanın kendi iç sesini dinlemesiyle ilgili. Hani hümanizma ya asıl odak noktası. Kendi iç sesi, ne hissediyorum, ne düşünüyorum, böyle olunca ben ne yapmak istiyorum gibi sorgulayışları öne çıkıyor. Polonya'da Kopernik dünyanın yuvarlak olduğunu söylemesine rağmen maalesef öldürülüyor. Niye sen nasıl öyle bir şey söylersin diyorlar. Yok öyle benim bir şey. Dünyam. Keşke öyle bir çevirme yapsaymış, kıvırsaymış ama maalesef. Rönesans'ın sonucunda peki neler oluyor? Yani bu kadar bir sürü işte ressam, edebiyatçı, düşünür var. Bunlar neye sebebiyet verdi? Tabii ki bir sürü en üst düzeyde gelişme kaydeden sanatların oluşmasına. Hani bu sanatlar vardı ama gelişmesine sebebiyet verdi. Öncelik Avrupa'da tabii. Avrupa'dan başka yerlere de azar azar yayılacak. Kiliseye ve din adamlarına duyulan güven zaten coğrafi keşiflerde sarsılmıştı. Ve İncil çevrilince bir kez daha anladılar ki kilise yalan söylüyormuş. o değilmiş. Dolayısıyla reform hareketlerine zemin hazırlandı. Artık skolastik düşünce yerine, yani kilise bunu söyledi illa bu olacak demek yerine, deney ve gözlem, kendileri de deneyip bir şeyler yapmaya çalışmaya başladılar. İşte o da pozitif düşünceyi, yani bilimin gelişmesini hızlandırdı. Yeni buluşlar zaten işte insanların uçmasına kadar, uçak denemelerini açılıp kapanabilen köprülere kadar birçok şey denendi. Ki Da Vinci'nin bir sürü çizimi var teknik anlamda. Avrupa dışında görünmedi diyoruz çünkü yer yer işte Amerika kıtasına Avrupa'dan giden kişilerin böyle bir şeyler oluyor, burada da başlayalım demesiyle, yani çok sonraları etki etmiş oluyor.
O yüzden çok küçük etkileri var diyoruz. Ama günümüzde tabii ki herkes Rönesans nedir biliyor. Teknik ve mimaride de Avrupa'dan çok ileri düzeyde olması Osmanlı Devleti'nin Rönesans'a katılmamasına sebep oldu. Çünkü Osmanlı Devleti yani gerek yok diyor. Böyle şeyler gelip geçince moda bu diyor. Yani resimmiş, heykelmiş zaten İslamiyet'e uygun değil. Biz zaten öyle açık saçık insan heykeli yapamayız. O yüzden katılmıyoruz böyle şeylere diyor. Fakat tamam sanat konusunda böyle bir şeyi fark etmemiş ya da istememiş olabilir. Ama bilim konusunda sonradan ordu teşkilatlanması açısından özellikle Osmanlı Devleti için çok kötü sonuçlar yani veriyor. Oradaki tabii dinimize aykırı bulduğu şeylere katılmamakta haklı olabilirler diyoruz özellikle. Burası yanlış anlaşılmasın. Ancak işte mimaride vesaire de çok ileride oldukları bir dönem ve gelişmeler var ki az önce kendiniz de söylediğiniz bazı keşif yeni buluşlar var, teknoloji var. Onlara en azından bir göz atılmalıydı. Evet, takip edilebilirdi.